Şimdi de ekranlarınıza inşaat sektörünün öncü firmalarından biri olan Ekil İnşaatı getiriyoruz. Özellikle depreme dayanıklı binalar konusunda adından sıkça söz ettiren Ekil İnşaat, çalışmalarını ve görüşlerini bizimle paylaştı. Birlikte izliyoruz. Ekil İnşaat Anonim Şirketi, yılların aile geleneğini sürdürme kararlılığındaki ortakları tarafından 1982 yılında kurulmuştur. Yaşamakta olduğumuz yeni bin yılın bu başlangıç günlerinde Ekil İnşaat Anonim Şirketi büyüme ve gelişmesini sürdürmektedir. Geriye bakıldığında alınan mesafenin başarılarla dolu olduğu görülecektir. Ekil İnşaat Anonim Şirketi 1982 yılında Güzide ilimiz Sivas'ta kurulmuştur. Ortakları tarafından kurulduğu adreste halen yönetilmekte olan Ekil İnşaat Anonim Şirketi geride kalan yıllar içerisinde Güzide ilimiz Sivas'ta 6-7 defa vergi rekortmeni olmuştur. O kadar ki bir defasında devlet kurum ve kuruluşlarından daha çok vergi verebilen ilk firma olmuştur Sivas tarihinde. Tabii ki inşa ettikleriyle de halkımıza layık olmaya çalışmıştır. Ekil İnşaat Anonim Şirketi kendini karakterize eden tüm standartları geliştirerek daha ileri teknolojilerle yoluna devam etmektedir. Ekil İnşaat Anonim Şirketi bir defasında kamu kuruluşlarından daha fazla vergi ödemek suretiyle 6 defa vergi rekortmeni olmuştur. Ayrıca İstanbul İrtibat Bürosu'nda uluslararası olarak mesleğinde deneyimli personeliyle ithalat, ihracat ve aracılık hizmetleri gibi ticari faaliyetlerine de devam etmektedir. Ekil İnşaat Anonim Şirketi, ülkemizin hemen her bölgesinde birçok önemli eserler inşa etmiştir. Hizmet verdiği kuruluşların başında Milli Savunma, Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlıklarıyla Sabancı Topluluğu ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Ekil İnşaat eserlerini inşa etmekle kalmayıp bazılarının tefriş ve dekorasyonlarını da başarıyla gerçekleştirmiştir. İşte bunun en güzel örneği Parksa Hilton olsa gerek. İstanbul Maçka'da 16 ayda gerçekleştirilen bu otel hem kalite ve konfor bakımından hem de bu kadar kısa bir sürede teslim edilmesi nedeniyle Amerikalıları bile hayran bırakmıştır. 16 bin kazık çakılıp betonarme ve çelik konstrüksiyon olarak 72 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Adapazarı Pilsa Toyota Yan Sanayi Fabrikası 17 ayda inşa edilmiş olup yaşadığımız deprem felaketinde bir camı dahi kırılmamıştır. İstanbul'da Temsa Komatsu 6 bin metrekare 10 ayda, kimyasal arıtma tesisleri 7 ayda, 15 bin metrekare alan üzerinde Ali Raif ilaç fabrikaları, idari binaları ve sosyal tesisleri 17 ayda, biyolojik arıtma tesisleri 4 ayda, 6500 metrekare alanda kurulu Temsa Mitsubishi tesisleri 8 ay gibi kısa bir süre içinde inşa edilmiştir. Deprem bölgesinde altından fay hattı geçtiği halde hasar görmeyen ve bir camı dahi kırılmayan 6000 metrekare alan üzerine kurulu Adapazarı Toyota'sa Trafik Hastanesi 10 ayda inşa edilmiş olup depremden sonra bölgede sapasağlam ayakta kalabilen tek hastane olduğundan birçok hayat kurtarmıştır. Çünkü bölgede hasar görmeyen ve hizmet veren bir başka hastane daha yoktur. Bugün yabancı ülkelerle çalışmalarımızda, gerek Almanlarla gerek İsraillerle olan çalışmalarımızda ilk önce geride kalan yıllar içerisindeki referanslarımıza bakılıyor. Siz kimsiniz, bugüne kadar ne yaptınız diyerekten. Ama çok üzgünüm, ülkemizde bunlara itibar edilmemesi ve bir kısım kamu yöneticilerinin inşaat ruhsatı olmadan imara kapalı 2B arazilerinde İnşaat yaptırtıp ondan sonra %66 deprem riskinin olduğu ülkemizde eyvah bak bu yapılanlar bu yarın yıkılırsa diye endişe içerisinde olmamıza neden olması çok düşündürücüdür. Bugün biz İsrail'deki seyahatlerimizde ve ortaklarımızla beraber Tel Aviv'deki temsilciğimizle çalışmalarımızda birçok konulara dikkat edildiği gibi ülkemizde ortaklaşa yatırıma gelindiğinde İlk önce yapacağımız yatırımlarla ilgili zemin etütleri ve depreme dayanıklı olup olmadığının o bölgenin
test edilmesine itibar ediliyor. Ve bizlerin de bugüne kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde hemen her noktasında bugüne kadar yaşanan depremlerde yıkılıp yıkılmadığımızdan hareketle bizimle birlikte çalışılıp çalışılmayacağını ön plana çıkartıyorlar. O münasebetle elin müsevisi bunlara itibar ederken, Alman'ı bir başka şeylere itibar ederken, Amerikalılarla beraber çalıştığımızda ise örneğin Conrad Hilton Türkiye'de yapmış olduğum bir Hilton Oteli'nin açılışını yaparken Sayın Ekşi unutma ki bir Amerikalı yılda bir defa veya iki kere öpüşmez. Ama ben bu bir iki kere öptüğüm insanlardan ilki oluyorsunuz. O nedenle sizi tebrik ediyorum diyerekten benim inşa etmiş olduğum bir Hilton Oteli'nin açılışını yapabiliyor. Örneğin Mr. Toyota Adapazarı'nda Toyota fabrikasının açılışında, yan sanayi testlerinin açılışında beni tebrik edebiliyor. Yani bu yaptıklarımızı bugüne kadar yapacaklarımızın teminatı kabul eden firmamıza gönül arzu ederdi ki ülkemizi idare edenler de bundan sonra önünü açsın, iş versin, görev versin. Çok üzgünüm. Geride kalan 2-3 yıl içerisinde maalesef bu kadar önemli referansları olan Amerikalısının, İngilizinin, Japonunun, İsraillisinin, Almanının takdirlerini alan, kazanan, yaptıklarını, yapacaklarının teminatı kabul eden firmamıza ülkemizde maalesef arzu edilen seviyede iş verilmemiş. Geride kalan yıllar içerisinde halkımızın göz bebeği olan ordumuzda da birçok önemli projelerin inşasını deprem kuşağı üzerinde gerçekleştiren firmamız bugüne kadar hiç hesabını veremeyeceği bir duruma muhatap olmamış. ISO 9001 belgesiyle beraber sunmuş olduğu hizmetlerine yaklaşık 20 yıldır NATO güvenilirlik belgesiyle de devam etmektedir. Dolayısıyla bu mihvalde ülkemize Ekil İnşaat Anonim Şirketi olarak hizmet vermekte olan firmamızın son 1-2 yıl içerisinde İstanbul vilayetimizde bürokrasi de karşılaştığı zorluklar nedeniyle halkımıza ve milletimize hizmet aşkının önüne geçilmesi veya bunun akamete uğratılması konusunda bürokraside gayretlerin oluşması beni ve firmamı zarara uğratırken, beni üzerken, ülkemizde de bundan sonra sunacağımız hizmetler konusunda bizi karamsarlığa itmektedir. Halbuki geride kalan yıllar içerisinde biz ülkemize vermiş olduğumuz hizmetlerin her zaman mutluluğunu yaşamış ve halkımızın da takdirine mazhar olmuş bir firmayız. 20 bin metrekare üzerine kurulu Sivas Emniyet Sarayı kompleksi 18 ayda, İstanbul'da 2 bin metrekarelik Sabancı Anaokulu ve hazırlık sınıfları 5 ayda, 4500 metrekarelik İstanbul Sabancı Sağlık Eğitim Fakültesi 7 ayda hizmete girmiştir. Müzik 3000 metrekarelik Üsküdar Amerikan Koleji Fen ve Matematik binasıyla 4000 metrekarelik spor salonu 13 ayda inşa edilmiştir. Depremde bir camı dahi kırılmayan 2500 metrekare alanda kurulu İzmit Kentsa 6 ayda, 3500 metrekare üzerine kurulu Niğde Sabancı Kız Öğrenci Yurdu 9 ayda, 3500 metrekarelik Yozgat Talebe Yurdu 14 ayda, Sivas Sabancı Lisesi ve Spor Salonu 11 ayda, Sivas Hayvancılık Tesisleri 11 ayda, Şanlıurfa Talebe Yurdu ve Sosyal Tesisleri 12 ayda tamamlanmıştır. Erzincan depreminin acı hatıralarını hiçbirimiz unutmadık ama 11 ayda 3000 metrekare üzerine inşa edilen Erzincan Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesislerinde 120 gencimiz ve 8 personel depremi yaşayıp bugün hala hayattaysalar, işte bu bir Ekil inşaat gerçeğidir. Rahmetle andığımız büyük iş adamı Sayın Sakıp Sabancı, bakın Ekil inşaat hakkında neler söylemiş. Biz, sadece biz önemli olamayız. Sadece madde işi halletmez. Gönül veren, bu işi benimseyen insanlar ondan daha önemlidir. Bürokratlarda, yönlendirenlerde ve çalışan insanlardır. Böyle değerli bir arkadaşımız, gönlü dolu işe, geceyi gündüzü birbirine katıp verimli çalışan ve başarıyı yakalayan
bir arkadaşımız olunca işler daha rahat gidiyor, kolay gidiyor. Ekil İnşaat vergisini ödediği kazançlarını yatırıma dönüştürerek ülkede istihdamı geliştirmiş ve bu arada envanterini de sürekli zenginleştirmiştir. İşte bu eserlerden birkaçı. 57 bin metrekarelik alanda Ekil İnşaat Anonim Şirketi iş merkezi çalışmaları şu an devam etmektedir. 21 bin metrekarelik İstanbul Ekil Sanayi Tesisleri Kompleksi 18 ayda hizmete girmiştir. Ayrıca Silifke Susanoğlu'nda 35 bin metrekarelik alanda kurulan Ekil Tatil Sitesi de 22 ay gibi kısa bir süre içerisinde yine kalitesinden ve konforundan ödün vermeden tamamlanmıştır. Tarih 17 Ağustos 1999. Saat 03.02. Türkiye saat 03.02'de uykusundan öyle bir uyandı ki 20 bin insanımız hala uyuyor şimdi. Yaşayan tek şey onların yıkıntılar arasındaki hatıraları. Hiç şüphesiz bu felaket Ekil İnşaatı sarsmadı bile ama akıllarda hep şu soru vardı. Neden? İşte gerçek. Ülkemiz bir deprem kuşağında olması hasabıyla Kuzey Anadolu fay hattının Samsun, Ladik, Reşadiye, Erbaa, Erzincan, Adapazarı, İzmit ve İstanbul ilimizi takip ederekten ilerlemekte olan bu hat üzerinde her noktasında firmamız birçok önemli eserler inşa etmiştir. Bunların bir bölümü hastane, postane, yurt, otel vesaire sanayi tesisleri gibidir. Bugüne kadar gerek Erzincan ilimizde gerek Adapazarı ilimizde fay hattı üzerinde isabet eden inşa ettiğimiz eserlerden bir tanesi hastane, bir tanesi yurt binası olmak üzere camları dahi kırılmamıştır. Örneğin Adapazarı'nda trafik hastanesi, Erzincan ilimizde yurt binası. Yani yurt binasının içerisinde 120 çocuk, 8 görevli vardı deprem gecesi 92 depreminde. Bir tanesinin burnu dahi kanamadı. Oysa bitişiğimizdeki binada 39 kişi can vermişti. Allah bir daha o günleri milletimize göstermesin. Niye bir tane yaptı, ikinci yaptı, 25 tane yaptı? Çünkü o layık bu işe. Binaenali bir deneden, beşinciden sonra yanlış işler olsaydı, mutluluk yoksa ayrılırdık. Başka insan bulurduk. Ha, ben diyorum ki bizden daha da önemli kendisidir. Kendisi gibi insanlar çoğallaşmalı, çoğalışmalı, el ele vermeli, güzelliği kovalamalı diyorum. Rahmetli Sakıp Sabancı'ya bir gazeteci meslektaşınızın sorusu üzerine ne diye Ekil İnşaat'ı eklemek işi tercih ediyorsunuz diye sorduğunda rahmetli Sakıp Bey, çünkü bizden daha önemli kendisidir de ondan. O nedenle zaten kendisine bir tane, beş tane, yirmi tane, yirmi beş tane önemli eserimizi inşa ettirdik dediğini ekil.com.tr sitemizde görebilirsiniz. Yani bizden daha önemli kendisidir ifadesinin arkasındaki gerçek. Çünkü bize inşa ettirdikleri o güne kadar ve bugüne kadar ve bundan sonraki depremlerde de yıkılmayacağından emindi. O nedenle bizi tercih ettiğini söylüyordu. Umarım ülkemizi yönetenler işleri, ihaleleri verirken yıkılanlara değil de bundan sonra yıkılmayanlara işleri yaptırırlarsa ülkemizin ve insanlarımızın geleceği daha bir güvende olur diye düşünüyorum. Bir sonraki programımızda yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.